Kıymetli arkadaşlar, bugünkü konumuz egemenlik. Egemenlik nedir? Nasıl tesis edilir? Egemen güçler kimlerdir? Dünyamızı egemenlik kırbacıyla yöneten bu küresel çetenin organizasyonunu, çalışma şekillerini, sebep-sonuç ilişkilerini hep birlikte analiz edeceğiz. Öncelikle dünyadaki gelişmelerle ilgili merak ettiklerimizi medya vasıtasıyla yüzlerce bilgi kaynağı, yorumcu, yazar ve gazetecilerden öğrenmeye çalışıyoruz. Edindiğimiz bilgilerin doğrultusunda tefekkür ediyor ve bir sonuca varıyoruz. Böylece dünya görüşümüz oluşuyor ve hayatımızı şekillendiriyoruz. Ya tüm bu bilgiler, yorumlar, analizler sadece hakikatin üzerine örten birer argümansa? Ya bu bilgiler ve bu bilgileri ileten tüm kişi ve kuruluşlar bilerek ya da bilmeyerek yanlış yönlendirme yapıyorsa bize? Peki tefekkür ederken kıstasımız ne olmalı? Farklı bir bakış açısıyla hakikate ulaşırken kullandığımız yöntemimizi sizlerle paylaşacağız. Egemenlik. Egemenlik nedir? Egemenlik, insanların yaşayıp ölmesine, neyi ne kadar yiyip içebileceğine, açlığına, tokluğuna, giydiğine, ne kadar çalışıp ne kadar dinleneceğine, tatiline, ne kadar kazanıp bunu nerelerde harcayacağına, savaşına veya barışına, değerlerine ve bu değerlerin alt üst sınırlarına, neyle eğitilip neler öğretileceğine, hastalıklarına ve tedavisine, dolayısıyla kaderlerine karar verebilme ve kontrol edebilme gücüdür. Bir nevi tanrısallıktır. Egemenlik yoluyla elde edilen tanrısallığın, egemenliği elinde tutan insana vereceği hazı tahayyül etmek bile dahi zordur. Geçmişte firavunlar ve günümüzde firavun torunları, dünya halkları üzerinde tam egemenlik sağlamış ve tanrısallık oyunlarına devam ediyorlar. Firavun torunlarının dünya halkları üzerindeki tam egemenliği nasıl sağladıklarını tarihsel sıralamayla kısaca özetleyelim. 5. 6. yüzyılda İngiltere kraliyet ailesinin firavun torunları tarafından kurulduğunu biliyoruz. Buradaki Kral Arthur'daki Hur, güneş tanrısı Ra'nın oğlu Horus'tur. Horus kaynaklarda Hur diye geçer. Arthur da Hur'un ardından gelen anlamındadır ve bizdeki nasıl Seyit sülalelerinin Peygamber Efendimiz'e silsileleri belliyse, firavun torunlarının ve sülalelerinin de silsilelerini tutarlar ve bellidir. Yine 1776 yılına geldiğimizde Amerika'nın masonlar tarafından kurulmasını görüyoruz. İnternette Mason ABD başkanları yazdığınızda zaten göreceksiniz. Google'da açık bilgiler bunlar. Fransız Masonların yaptığı, dünyaya yeni laik düzeni getirdikleri olayların başlangıcından biridir. Mason devrimi olduğunu şöyle anlayabilirsiniz. Masonlar aynı zamanda tapınakçıdır. Tapınakçıların başı Molay, Jacques de Molay. 1314 yılında kaza oturtup yakılarak öldürüldüğünde Fransız kraliyet ailesinden intikam yemini ederler. 1789'da ihlal yaptıklarında Fransa kralını idam ederken Molay'ın intikamını aldık derler. Yani 400 yıl sonra dahi bu olayı unutmazlar Masonlar. 1806'da Roma Cermen İmparatorluğu'nun Mason Napolyon tarafından yıkılması. Yani Roma Cermen İmparatorluğu, 1000 yıllık imparatorluk, Mason Napolyon tarafından yıkıldı. Mason olduğunu Google'dan açık bilgiler görebilirsiniz. Zaten ünlü fotoğrafı vardır. Eli ceketinin içindedir. Baş parmağı dışarıdadır Napolyon'un. Mason duruşudur beğenenler. Duruş. Yine 1912'de Çin Hanedanı'nın Masonlar tarafından yıkılması var. Sun Yat-sen diye bir adam çıkıyor, hanedanı yıkıyor, devrim yapıyor. Ve burada Sun Yat-sen Mason hocası bulunur Çin'de. Yani Çin hanedanının Masonlar tarafından yıkıldığı beynel minel bilgidir. Yine Osmanlı İmparatorluğu'nun Masonlar tarafından ele geçirilmesi ve yıkılması. Aynı şekilde İttihat ve Terakki Masonları diye yazdığınız zaman, Jön Türk Masonları yazdığınız zaman internette açık bilgiler, çok rahat ulaşabilirsiniz. Osmanlı Devleti'nde Masonlar yıkmıştır. Ayrıca 1. Dünya Savaşı'nda da 6 milyon insanımızın
katledilmesine sebep olmuşlardır. Yine 1917'de Rus Çarlığı'nın Masonlar tarafından yıkılması, bunda Rothschild'lerin Lenin ve Trotski'ye bir tren dolusu altınla gönderip Çarlığı yıkıp devrim yapmalarını yine açık bilgilerden okuyabilirsiniz. Aynı Lenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına da çok büyük silah ve para yardımı yapmıştır Ankara hükümetine. Yine 1945 yılında Japon Krallığı'nın Mason ABD tarafından yıkılması. Aynen öyle. Şimdi şöyle durum. Hanedanlıklar olduğu sürece demokrasi, komünizm, liberalizm, cumhuriyet veya bu tarz yönetim sistemleriyle egemenliğe nüfuz edip ele geçiremiyorlardı. Yani hanedanlıkların yıkılması gerekiyordu ve 1. 2. Dünya Savaşı ile bütün hanedanlıklar yıkıldı. Daha sonra iki tane süper güç, ikisi de aynı küresel çeteye bağlı. Birisi Amerika, birisi Sovyetler Birliği. Üçüncü ülkelere bir seçme hakkı, demeyelim de seçme zorunluluğu bıraktılar. Dediler ki ya Sovyet Rusya'sını ya Amerika'yı seçeceksin. İşte ülkeler nüfuslarına göre, coğrafyalarına göre seçtiler. Modern çağ dediğimiz günümüzde ve yakın geçmişte bize sunulan din, ırk, mezhep ya da ideoloji temelli çatışmalar sadece aldatma ocağı ve kamuflajdır. Milletler veya ülkeler arasında çatışma sebebi olarak gösterilen ya da sebep edilen bu argümanlar, Firavun egemenlik sisteminin tesisi için kullanılan araçlardır. Takdir edersiniz ki insanlar pek tabii olarak farklı inanç, ideoloji ya da millet mensubu oldukları halde bir arada yaşayabilmekteler. Ancak Firavun teşkilatı tarafından ülkelerdeki masonlar eliyle inanç, ideoloji ya da milli merkezleri sızdırılarak çatışmalar körüklenir, var olmayan sebepler üretilir. Çatışma ve soykırım sonrası oluşan sentez ile egemenlik tesis edilir. Dünyadaki Firavun egemenlik sistemi varlığını tüm ülkelerde nasıl devam ettirir? İşte can alıcı konu asıl budur. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte komünizm, demokrasi, diktatörlük ya da faşist iktidarların bir yönetim çeşitliliği olduğunu sanabilirsiniz. Ancak bu ideolojilerin tamamı egemenlik tesisi için farklı coğrafyalar, farklı milletler ve kültürler, farklı din mensupları için uyarlanmış kölelik metotlarıdır. Maalesef insanlar kendilerini özgür sanan kölelerden başkası değildir. Firavun sistemi egemenlikte devletlerin hangi ideoloji ve idari sistemle yönetilirse yönetilsin, anayasa ve yasaları ile devamlılığı sağlanır. Devletlerin anayasalarında değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler vardır. Yasalar, Masonik egemenlik sisteminin olmazsa olmaz mühimmatlarıdır. Bu mühimmatlar için yüzyıllarca emek verilmiş, yüz milyonlarca insan savaş bahaneleriyle soykırıma uğratılmış, bir egemenlik sistemi kurulmuş, firavunlar tanrısallaşmıştır. Bu bilgiler ışığında egemenlik perspektifiyle günümüz coğrafyasından örneklerle yaşananları bir analiz yapalım. Yemen'den başlayalım. Firavun Vali Salih Abdullah Salih, 33 yıl Yemen'i Firavun yasaları ile yönetir. Halk açlık ve sefalet içindedir. Halk özgürlük istediğinde bu halkın adı İran destekli Husiler olur. Ama sadece Husiler değil, bu ismin önünde her haberde tüm dünyada İran destekli ibaresi olmalıdır ki özgürlük ve insanca yaşama talebini kimse görmesin. Burada İran sevdiğimiz anlaşılmasın. İran da Firavun sistemine entegre bir devlettir. Parlamento binası piramit şeklinde yapılmıştır. Bu piramitte 33. derece masonluk sembolü olarak 33 pencere bulunur. Bayrağı da çift başlı kartalın kamufle edilmiş halidir. Yemen halkına egemenlik sistemine entegre olması için ABD, İngiltere destekli, Suudi, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Mısır gibi birçok firavun valisinin kurduğu koalisyon gücü saldırıyordu. Çoluk çocuk demeden katlediyorlar. Çatışmalar ancak Yemen halkı bezip sisteme entegre olursa bitecektir. Bu da Husilerin kontrolünün İran gibi başka bir firavun güce tam olarak geçmesi ya da yok edilmesiyle bitecektir. Sistem dışı bir oluşum karşısında mutlaka yeni düveli bulmaktadır. Mısır. Bir diğer firavun valisi Hüsnü Mübarek 30 yıl boyunca Mısır'ı diktatörlükle yönettikten sonra halk artık yeter dedi. Muhammed Mursi halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı oldu. Firavunlar halkın özgürlüğüne
11 ay müsaade etti. İdam cezası verdikleri Mursi'yi mahkeme salonunda can çekiştirerek öldürdüler. Egemenliği tekrar Firavunlara geçen Mısır'ın son dönem İsrail-Amerika güdümündeki politikaları herkesin malumudur. Libya ve Irak'tan bahsedelim. Saddam ve Kaddafi uzun yıllar Firavun egemenlik sistemine valilik yaptıktan sonra güç sarhoşluğuna düşen birçok örnek gibi, bunları Hitler, Enver Paşa gibi örneklendirebiliriz, yok edildiler. Petrolü altın karşılığı satma kararları sonlarının başlangıcı oldu. Irak da 1. Körfez Savaşı ile Saddam zaten durdurulmuştu. Ancak yara alan Firavun egemenliği, kitle imha silahı yalanı ile 2. Körfez Savaşı, milyonlarca ölü, yok edilen bir tarih ve medeniyet ile tekrar tesis edildi. Irak'ta etki alanını oldukça büyüten İranlı komutan Kasım Süleyman'ı aynı güç sarhoşluğu ile Amerikan üsleri ve büyükelçiliği etrafında gösteriler düzenlemesinin akabinde Firavun egemenliğine tehdit oluşturduğu an yok edildi. Gaddafi sonrası boşalan egemenliğe Libya halkı sahip çıkmaya kalkınca 20 bin kilometre öteden 20 yıldır Pensilvanya'da yaşayan CIA'nin Sudan'dan kurtardığı, devşirdiği Mason Hafter gelerek birçok Firavun valisinin desteğiyle egemenlik tesisi için acımasızca savaşıyor, mücadele ediyor. Suriye. Gelelim Suriye. Rusya ve Esed neden sadece İdlib halkını vuruyor? Rusya'nın ve Esed'in vurmadığı PYD-PKK kontrolü zaten Firavunların elinde. Firavunların elinde olmayan bölge acı ve gözyaşıyla eziliyor. Halkı bezdiriliyor ya da sürülüyor. Halkın önünde iki seçenek var. Ya Firavun egemenliğine biat edeceksin ya da yok olacaksın. İdlib'deki bu saldırıların ana sebebi budur arkadaşlar.